Database'ler nereye gidiyor bilmiyorum. Database'i görmüyorum pek bu aralar. Onlar yok abi artık. Yani yok hükmünde. Vallahi database'ciler duruyor ya. Aynı. Danışmanlığa devam ediyorlar. İhtiyaç oluyor yani onların. İşin esprisi zaten daha bir ihtiyaç olmama gibi bir şansı yok zaten. Yani özellikle işini bilen bir şeyse, DBA ise yani Mutlaka. o adam her Abi şekilde DBA'ler mumla aranır. biz DBA'ler genelde BI tarafına falan kayıyor galiba. Böyle çok BI'ci Var falan abi, oluyorlar. BI Böyle tarafına kalan çok var, aynen aynen. baya böyle sağlam BI'ciler oluyorlar. İstatistik çıkartıyorlar falan. İşte şey bu hani yapay zeka dediğimiz şeylerin altyapı bazı hani tırnak içinde yapay zeka uygulamaların çoğunda iyi database'ciler olabiliyor yani. Prediction yapıp database'in prediction yapıp sana yapay zeka yaptım diye iteliyorlar ya bazen uygulamalarda. Onlar aslında iyi DBA'ler olabiliyor yani. Cloud'çular da girdi o işe ya. Şimdi Cognitive Services vesaire var ya. Hazır zaten her şey. Altta bir tane Girmeleri bu sağlıkçı arada girişi var. Pardon Serçuk şeylerin sen giriyor devam. olmaları benim hoşuma gidiyor abi. Yani bir servis olarak bir şeylerin sunulabiliyor olması ve birinin bir ürün çıkarmak için veya fark etmez üründe bir özelliği extend etmek için o servisleri kullanabiliyor olması benim hoşuma gidiyor işin açıkçası. Çünkü birçok şeyin mühendisliği onlar tarafından yapılmış oluyor. Sen zaten yapmaya kalktığın zaman onu, birincisi senin zaten öyle bir vaktin yok. İkincisi hadi o vakti harcadım. Günün sonunda bir şekilde bir şeyleri paraya çeviriyor olman gerekiyor. Yani eğer ki sadece kişisel tatmin için yapmıyorsun o şeyi veya hobi amaçlı yapmıyorsan paraya çeviriyor olman gerekiyor. Ürün içinin içerisindeyse. O durumda mesela bu tarz servisleri kullanıyor olmak ve o gün o işin işte POC'sini yani Proof of Concept'ini yapmak bence şey oluyor. Gayet güzel oluyor. Ya orada KVKK çok büyük sorun olabiliyor bazen. O Özellikle sorunu Türkiye'de sattıktan çalışıyorsan. sonra şey yapıyorsun ya abi. Mesela hani bu hemen hemen bütün şey için, sektör için geçerlidir. Yani teknolojinin uyarlandığı hemen hemen birçok sektör için. Sen ilk başta şey gösterirsin ya. Yani ben bu işi yapabileceğime sana garanti veriyorum. Al bak bu da bu işin şeyi, yapabileceğimin ispatı. Sen orada o gün X bir kognitif servisi kullanmış olabilirsin. Google'ın veya AWS'in veya Microsoft'un hiç fark etmez. Zaten o senin bir şekilde o işi yani oradaki domain hakkında aşağı yukarı bilgi sahibi olduğun anlamına da geliyor. Yarın işte X, şimdi TensorFlow demeyeyim hadi X Flow'u kullanarak benzeri bir şey ortaya çıkarabiliyorsun. Tabii ki oradaki gibi bir successful story yok orada ama en azından şunu söyleyebiliyorsun. Abi yani oradaki gibi bir başarı istiyorsan sen zaten bunu cloud'a açmak zorundasın. Çünkü oradaki compute gücü versus local'daki compute gücü. Yani öyle bir şey yok çünkü. Ya bugün biraz karalama şansım oldu böyle bir yazı için de yerel bulut provider'ları çıkar mı yoksa hybrid cloud çoktan o piyasayı kapatır mı? Neyse onu başka bir ara konuşalım. Ya şey çünkü hani benim gerçekten 2020'de de 2021'de de böyle bir aradasın. Yani bir iş yapsam, POC'sini yapsam ya da Ar-Ge olarak bir proje alsam gerçekten nerede şu an tezgah açacağım hiç belli değil. Yani Türkiye'de bunu yapmak şey açısından KVKK açısından problemli. Ya Amazon'dur, Azure'dur buraya bir node açacaklar. Burada kalacak. Ya da Bulutistan gibi şirketler büyüyecek ve hani artık şey büyük firmalara değil yani bana da hizmet verebilecek. Onlar büyüyecekler abi. Onun başka bir yolu yok. Yani en azından Evet. önümüzdeki ya bak şeyi hatırlarsın abi şey muhabbetini. Ya ben bir 10-15 yıldır biliyorum bu muhabbeti. Yani Microsoft Türkiye'ye şey açacak. İşte bir data Ne center açacak. olacak? Veya işte bir ara Google'ınki konuşuluyordu. Yani hani buraların güvenli liman olmadığını biliyoruz o tarz firmalar için. Yani bu işin şeyi de olabilir. İşte politik siyasi boyutları da olabilir. Oralarına hiç girmiyorum. Ama günün sonuna baktığın zaman bu coğrafyada şu anda bizim KVKK veya benzeri BDDK gibi işte kurumların regülasyonlarına takılmadan hizmet verebilecek servis sağlayıcıları yok. Burada iş kime düşüyor? Tabii ki lokaldeki servis sağlayıcılara düşüyor. Bugün lokaldeki servis sağlayıcılar tabii tamam Türkiye'deki hacim çok büyük olmayabilir ama ya şeyi düşündüğümüzde abi yani finans sektörü veya İşte enterprise grade firmalar dediğimiz yani 250 ve üzeri çalışanları olan firmalara baktığında zaten bu insanlar kendi içerilerinde yani lokalde bu paraları bir şekilde veriyorlar. Yani neden
kendilerinin maintain etmeyeceği ve hizmetinden garanti olduğu bir noktaya bunu kaydırmasınlar. Yani Bulutistan'ın işte bugün yapmıyor belki ama Bulutistan'ın yarın örnek veriyorum işte AWS gibi bir application service hizmeti verdiği gibi vermesi veya bir işte function deploy etmek istiyorsun ki bunları biliyoruz yani çok zor şeyler değil. Bunların zaten open source halleri bizim şu anda kullanabileceğimiz şekilde deploy edilebilir halde var. Yani bunun tek yapılması gereken kısmı belki otomasyonu. Yani oradaki management tarafındaki şeyi, kurgulanması. Ben şeyi hala anlamış değilim. Yani biz 2021 yılının içerisindeyiz artık. Ve neden hala lokal bir servis sağlayıcı bunlarla şey rekabet etsin demiyorum. Yani AWS, Google vs. bunlarla rekabet etsin demiyorum. En azından lokal pazarın KVKK ve BDDK kapsamı içerisinde neden abi şeyini veremiyor olabilirler? Yani servisini veremiyor olabilirler. Bunu sadece o zaman, boşlara girmedi mi? Bu cloud hislerine girmedi mi? Girmemiş bir yanlış mı? Ya şimdi cloud çok şey abi ya. Nasıl söylesem? İlginç bir tanım. Yani normalde istediğin kadar computing power'ı yani computational resource'u yani nasıl söylesem? Türkçeleştirmeye çalışıyorum da. CPU ya da RAM olarak kaynağı senin önüne istendiği zaman yığabilen her şeye cloud diyoruz ya biz aşağı yukarı. Ve şey gidebiliyorsun yani kullandığın kadar öde modelleriyle gidebiliyorsun. Şimdi böyle baktığın zaman bütün şeyler, hosting firmaları bugün cloud sağlayabiliyor sana. Çünkü telefon edip anında şey yapabiliyorsun yani yeni bir sistem kurdurabiliyorsun. O anlamda herkes cloud zaten. Bizim esas cloud derken kastımız daha çok şey oluyor yani yazılımcılar olarak. AWS gibi hazır SaaS, PaaS platformları olan senin bir management konsol yönetim paneli üzerinden girip de bazı hizmetleri açıp mümkünse de bunu otomasyonla belli endpointleri vesaire çağırarak yönetebildiğin şeyler, servisler daha çok bizim cloud olarak beklediğimiz şeyler. Türkiye'de bu hizmetleri veren çok fazla firma yok. Evet. Ya Türkiye'de biliyorum. Genellikle cloud dedikleri DigitalOcean'a denk şeyler İlk oluyor galiba. İşi... Abi keşke DigitalOcean'a yok. İlkbyte değil. İlkbyte sadece şey veriyor. Yani sunucu, DNS vesaire falan yönetimi yaptırıyor. Evet, tamam işte. İlkbyte dediğin aslında DigitalOcean'ın kopyası gibi düşünebilir yani. DigitalOcean da çok kapsamını bir parçası. DigitalOcean aslında işte DigitalOcean şey değil. Hani AWS, Google Cloud, Azure şeyindeki seviyesinde yani bunun seviyesinde zaten galiba herhalde Amerika dışında bir Alibaba Cloud mı var? Aynı benzer işleri yapan. Var, evet. Şey de var. Aklıma gelen de pek var abi. Birkaç tane servis sağlayacağım. Ama işte Türkiye'de hiç yok benim bildiğim. Hani Türkiye'dekiler genelde hosting gibi işte DigitalOcean'a benzemeye çalışan daha yapısal şeyler. Evet. Çünkü evet, yani işte bana DevOps tool setiyle bilmem nesiyle kendi içinde database yöneticisiyle ya da ne bileyim konfigürasyonuyla falan vesaire öyle bir cloud mimarisi sunan herhangi bir servis ben Türkiye'de olduğunu duymadım hiç. Yani. Bu arada onun birkaç tane sebebi var. Abi ben benim işte daha önce bir iş ortaklarından birisi şeydi. Bu hosting işleriyle de uğraşıyordu. Şimdi şöyle bir şey var abi. Birilerinin elinde bir computing gücü var tamam mı? Abi işte bare metal sunucular var. Türkiye'de mi? Evet abi. Türkiye'de. Hı-hı. Ve zilyon tane var. Hani az buz rakamlar değil bunlar. Yani örnek veriyorum işte bir tane yerde belki sallıyorum şu anda işte rakam olarak işte 800 kasalık bir şey var. Bir data center var. Bir başka yerde 4000 kasalık bir data center var. Şeyden bahsediyorum. Kasetlerden bahsediyorum. Kasadan kasım. Yani içerisindeki sunucu sayısı belki çarpı 10 çarpı 20 neyse artık. Bunlar var abi ama bunların yönetimsel gücünü şey yapamıyorlar. Yani bir donanım tek başına pek anlamlı değil zaten ya işte. Değil abi, değil. Yani şöyle bir şey biz maalesef oturtturamıyoruz. Şimdi burada bir donanım var abi ve bir yazılım var. Şimdi baktığında aslında AWS veya benzeri servisler bu işin temelinde ne yapıyor? Doğrudan donanıma şey seviyesinde yani yazılımdan donanıma belirli komutlar veya aldığı metriklerle o metrikleri bize arayüzlerde gösteriyor değil mi? Bu seviyede maalesef Türkiye'de bu işi bu derecede işin üzerine odaklanan ve hadi biz bu işi yapalım
diyen maalesef ben görmedim şimdiye kadar. Yani arkadaşlardan mesela chatte abi şunlar şu işi yapıyor diyen varsa ben mesela öğrenmeyi çok isterim. Medianova Cloud Video işte, Processing yapıyormuş mesela. Ama o çok single bir şey. Ya o çok tekil bir şey değil mi? Yani tek bir business tek yapıyor. Tek aslında yani değil mi? Evet. Yok ona şey yap, yani onu kıyaslamak bence şey olarak doğru değil. Ben şeyi neyse, merak ediyorum. Bu tarz teknik adamlar olmadığı için abi ortaya şey çıkmıyor. Yani gerçekten kaliteli bir şey çıkmıyor. Ürün de çıkmıyor. Evet, orada bir mühendislik gücü lazım abi. Benim anladığım kadarıyla orada AWS'in o mimarisini, yani sadece donanımın hiçbir anlamı yok. O donanımı iyi yönetebilmek ve o donanımı utilize edebilmek gerekiyor. Yani nasıl utilize etmekten kastım. Bu donanımı nasıl verimli kullanılabilir hale getiriyorsun soru işareti. İşte bu bütün engineering zaten orada şeyin. Keza organizasyon da önemli oluyor. İşte Azure hakkında arada şey duyuyoruz ya, 1000 tane atıyorum şeye, rakabine 1 tane sistem admin düşüyor vesaire gibi. Aslında evet, orada bir şey var, formasyon var. Yani askeri düzen gibi şu kadar data server'a şu kadar insan bakacak. İşte hata olduğunda şöyle şöyle pratikleri uygulayacak vesaire gibi. Aslında orada kendi içerisindeki otomasyon da çok önemli ve yani bir üretim mantığı gibi çalışan bir şey kurmak gerekiyor orada. Yapı kurmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bugün kesinlikle nasıl araba üretiminde bir fabrika kuruyorsun? Muhtemelen işte cloud hizmeti vermek için de böyle bir yapı kurman gerekiyor galiba. İşte burada cloud hizmetinin tanımını çok iyi belirlemek lazım dediğin gibi. İşte bu cloud hizmetinden kastım, yani ben front-end developer olarak şunu bekleyebilmeliyim mesela işte. GitHub, GitLab herhangi bir yerdeki repomu direkt CI/CD'ye sokabileceğim. Böyle mesela Azure'da şu an hiçbir şekilde sonucu bilgim olmadan ya da işte ne bileyim AWS'te, gerçi Azure diyeyim, uzun zamandır Azure kullandığımız için hiçbir sonucu şeyim olmadan tamamen arayüz üzerinden sunucular oluşturup bir tane işte YAML dosyasıyla bir şeyler yapıp tık tık tık, hani ve böyle çok gerçekten karmaşık, normalde hani yönet desen yönetemeyeceğim sistemleri ayağa kaldırabiliyorsam yapabildiğim bir cloud provider cidden Türkiye'de, yani bilmiyorum, şu anda bence öyle bir mühendislik gücü yok. Yukarıda kullanılmıyor. Nasıl? Benim beklentim çok daha düşük yani. Managed Kubernetes versin bana ve şey TL ödeyeyim. Ben bu tarz işlerin de globale çok rahatlıkla açılabileceğini düşünüyorum. Şu çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık herhalde bir 4-5 sene oldu takip ettiğim bir tane, daha o zaman ilk alfa versiyonunu biliyorum. Hasura'yı daha önce hiç kullanmış olanınız var mı? Duydum ben. Hasura şu şey değil mi? PostgreSQL yönetim şey değil miydi o ya? Yanlış hatırlıyorum Hasura. Değil abi, değil. Sana bir şey hizmeti veriyor. Yani bir veri tabanları da var içerisinde. Application'lar da var. Abi yani işte şey... GraphQL endpoint sunuyor sana. Bir tane ve arkada kendi database kuruyorsun. Yanlış mı hatırlıyorum? Tam ya da... Abi değil. Hasura ya. Göstereyim mi? Hasura.io abi. Hasura.io. Tamam işte bu. Bende Instant GraphQL APIs for your data diyor. Abi bir dakika, bunlar değiştirdiler o zaman şeylerini. Dur bir dakika, şeye bakacağım. Evet abi, bunlar değiştirmişler şeylerini. Bunlar ilk çıktıklarında adamlar resmen olmuş. Abi bunlar ilk çıktıklarında şey veriyorlardı, şey hizmeti. İşte bir tane application'ın var. Mesela bir application deploy etmek istiyorsun. Ama ne AWS bilgin var, ne mesela Google Cloud bilgin var. Yani hiçbir şey bilmiyorsun. Ama şunu biliyorsun sadece. Benim bir application'ım var, bir GitHub repo'm var, GitLab repo'm var, neyse artık. Ve ben bunun deploy edilmesini istiyorum. İşte dev ortamı vesaire vesaire, neyse artık. Abi sana bunu sunan, Basic'te bunu sunan ve istediğin cloud provider'la çalışabileceğin bir wrapper gibi çalışarak sana bir ortam sunuyor. Ve yaptığı şey şu, gidiyor işte AWS'in, Google'ın metriklerini alıyor, bir tane kümülatif bir arayüz üzerinde sana bunları gösteriyor. Mesela şunu diyebiliyorsun, database'im Google Cloud üzerinde koşsun, işte application'ım AWS üzerinde koşsun diyebiliyordun ki pivot olmuşlar adamlar. Pivot etmişler. Ve bu adamlar abi o kadar kısa sürede büyüyüp o kadar güzel yatırımlar aldılar ki ben yani şeylerinin işte CTO veya
CEO neyse artık. O çocuğun, çocuk diyorum, çocuk çünkü. Şey videolarını hatırlıyorum. Yani eğitim için çektiği ilk starter videolarını hatırlıyorum. Yani gayet böyle şey, muhtemelen yabancı kendisi yani. Şey değil, Amerikalı vesaire falan değil. Şey olarak yani orada kurulmuş bir şey olmasına karşın. Hani şeyi vardır ya, Amerikalı girişimlerin çok büyük bir bölümü Hintli, Hintlilerden oluşuyor. Onun gibi düşünebilirsin. Böyle gayet şey, yarım yamalak bir aksanla çıkıp şey anlatıyordu yani. Eğitim videolarını izliyordum, onu hatırlıyorum. Yani burası için dahi sadece hosting'in veya X bir hosting firmasının şeylerini kullanarak, oradaki compute gücünü kullanarak o makineleri manage edebileceği ortamlar yapılabilir abi. Bak, yazılımsal olarak ben bunun mümkün olduğunu ve yapılabileceğini çok net biliyorum. Yani örnek veriyorum. Adam bare metal'i verdi sana. Sen kiraladın. Zaten onların on-off işlemlerine kadar yapabiliyorsun. Yani makine aç, makine kapat kısmından zaten sundukları bir arayüz var. Bunları abi otomatik olarak yöneten ve arka tarafta sana oradaki computing power'ı kullanmana olanak sağlayan bir wrapper yazarak bunu şey bağımsız hale getirebilirsin. İşte o hosting firması bağımsız hale getirebilirsin. Bunlar çok über şeyler değil. Alın size şey, şimdi dinleyenler için söylüyorum. Alın size bir ürün fikri. Kiralayıp bu arada satın. Bu arada şey değil mi seni söyledim? Yani Pulumi'ye de benziyor biraz. Pulumi de benzer bir şey ama scripting olarak Pulumi nokta. Scale grid'i kullanıyorduk mesela biz. Scale grid de şunu yapıyor. İstediğim bir cloud provider'da AWS, Azure, işte Google Cloud vesaire gidiyor söylediğin gibi işte API'lardan Opworks'a vesaire makine açıyor, kapatıyor, kendi imajlarını yerleştiriyor. Backend olarak yine AWS'i kullanıyorsun. AWS'e faturanı ödemeye devam ediyorsun. Ama bu arkadaşlar manage ediyor tamamen. Sen orada EC2 instance'larını görüyorsun. En büyük avantajı da şey, sen support almasan bile AWS'ten bir şey yazdığın zaman bunlara 5 dakika içerisinde falan müdahale ediyorlar. Ve ara birimleri falan çok da hoş. Tabii bu şey değil, hani bu Elastic Beanstalk gibi application hosting için ya da aklıma gelmiyor, App Engine gibi çalışmıyor. Daha çok database'ler için çalışıyor ama model bu anladığım kadarıyla. Aynen öyle abi, aynen öyle. Baktım şimdi, inceledim şeyin sitesini. Gayet şey abi, benzer bir yapı. Yani bunun daha application level versiyonunu düşünelim. Yani şey değil de, evet, evet. Işte database'li bir as a service gibi. Anthos var demiş de, Anthos şey ya, hybrid cloud çözümü. Kendi data center'ına da Google Cloud'la bağlayıp kuruyorsun diyebiliyorum. Azure Arc'lar falan çıktı yine benzer bir şekilde. Türkiye'den böyle bir geçip çıkılması da birazcık enteresan ya. Üzüldüm. Biraz olgunlaşsın diye bekliyorlar bence. Yani bir de operasyonel kısımlara, ya bilmiyorum, aslında çok çekinceli değildir sanki insanlar. Belki akıllarına gelmiyor. Bugün akıllarına gelmiyor olamaz ya. Yani girmeyelim abi o işe, batar falan filan, yönetemeyiz demiyordur sanırım Türkiye'deki insanlar. Başka. Ben bugün bunun domainde olmasaydım kesin girerdim abi. Yani kesin girerdim böyle bir işe. Abi bu iş böyle şey gibi, kumar gibi. Yani girip başarırsan cidden Türkiye'de büyük bir oyuncu olabileceğin bir alan. Ama ya hem öyle söylüyorum. Sadece Türkiye'de tutmaz bu. Yani sen bunu Türkiye'de başlatırsın. Örnek veriyorum, Danimarka'nın bilmem ne böyle bir yapıya ihtiyacı var değil mi? Git abi Danimarka'dan government ile anlaş. De ki ben bunu sunuyorum ve şu 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 providerlarla anlaşacağım. Al abi, devletin kullanabileceği, bankaların, fiziksel olarak bankaların kullanabileceği ve kendi ortamlarını yönetebileceği, işte VPS'inden, database'inden, application serverlarından veya cloud function'larından aklına ne geliyorsa. Bunlar yapılabilecek şeyler. Evet. Mesela Hüseyin Yıldırım ve Kaşif Türk demiş ki mesela hosting satmak daha kolay, alışkanlıklarını bozmuyorlar. Paralel ikiyorum. Yani şöyle Kaşif'e şöyle bir ekleme yapacağım ben. Kaşif, o zaten dediğin tam şeyi, hakaret için söylemiyorum bunu. Tam bir Türk aklı. Yani büyük balık varken orada küçük hesaplarla günü kurtarmaya çalışmak. Yani hosting satmak eşittir bu.
benim diğer söylediğim baştan aşağı bir business kurmaktan bahsediyoruz. Yani bir game changer'lıktan bahsediyoruz. Yani Türkiye toprakları içerisinde bu servisi verenin game changer'lık yapabileceği bir pozisyondan bahsediyoruz. Yoksa şey değil. Bugün düşündüğünde ben kendim için şunu da söyleyebilirim. Ben niye kod yazmakla uğraşıyorum ki, bu kadar kafa patlatıyorum ki, dışarı çıkayım limon satayım. Limon satmak daha kolay zaten. Elime bir tane el arabası alır gezerim. O günü kurtarıyorum zaten. Bu bir nevi bunu şey yapıyor, adres diyor. Bahsettiğim şey kesinlikle bu değil. Yatırım aşaması mı acaba çok meşakkatli? Yani 3-4 yıl kâra geçmeyeceksin vesaire gibi orada bir şey var. Abi çok meşakkatli kısmı var. Yani şey var, iyi bir ekip kurmak önemli. İyi bir mühendis bulmak gerekiyor. O tarafta yetiştirmen lazım. Birçok insan bu problemlerle daha uğraşmamıştır. Evet. Hala hazırda birilerini transfer edemeyeceğine göre. Yani çok çok fazla şey var. Ama neticede girilebilir. Yani Türkiye'de baktığınız zaman nereye para harcamıyorlar? Yani nerelere nasıl paralar harcıyorlar baktığınız zaman? Herkes ticari ses kuruyor. Ama birazcık işte şey ya. Biz biraz tüccar bir milletiz abi. Hani evet, şeyi düşünmek lazım. Mesela e-ticaret sitesi kurmak mı daha pahalı, yoksa böyle bir operasyon mu daha pahalı? Belki de bunu konuşmamız lazım. Mesela getir yani, klonu yapmak mı, yoksa şey mi? AWS klonu yapmak mı? Türkiye yani şarkı. AWS klonu yapmak tabii ki daha pahalıdır da. Getir dediğin aslında normalde CRUD bir uygulama yani. Yani çok da şey değil. Ha, hayır şey olarak operasyonel kısmını söylüyorum abi. Uygulama olarak söylemiyorum. Tabii, operasyonel kısmı da depolar yani şeyler şöyle, falan. Şimdi bence benim şahsi fikrim bu. Şimdi Türkiye'deki şimdi operasyonel kısmını yönetmek daha komplike olabilir ama iş gücü olarak insan bulma ihtimalin daha yüksek. Tamam mı? Şimdi sen AWS gibi bir şey yapacağım dediğin zaman senin oraya bayağı böyle hayvan gibi iyi mühendisleri yığabiliyor olman lazım. Şimdi bu adamları nereden bulacaksın? Hadi param var da bu kadar adamı nerede bulacaksın yani? Hani, iyi bir ekip kurman lazım. Yapacağın ürünün şeyleri, planlamaları çok iyi olması lazım. Yani birçok eksik tarafı var bence. Ya şey, challenging tarafı var. İşte o yüzden e-ticaret sitesi kurmak tabii şey, kısa dönemde daha hızlı, likiditesi daha yüksek. Çünkü dediğim gibi mesela sen şimdi böyle bir ekibi kurdun. Şimdi iyi mühendis demek iyi para demek. Yani bu adama sen iyi para vermen lazım. Ki orada dursun, o işi yapsın. Sonra çok büyük bir investment yapıyorsun. Uzun sürecek muhtemelen. Yani kısa sürecek bir iş değil bu. Bir o tarafı evet. Var işte. Diğer taraftan diyorsun ki lan ben bu kadar para harcayacağım parayı e-ticarete yapsam zaten muhtemelen siteyi açtığımın, reklam verecek gücüm de varsa siteyi açtığımın ertesi günü zaten hayvan gibi sipariş alacağım. Türkiye biliyorsun yani şey, e-ticaret cenneti bir ülke yani. Evet evet. Dolayısıyla e-ticareti adam, de gömmeyelim. Mesela Amazon'da e-ticareti olsa ama şu an AWS'i yok şey. Gömmek için değil. Türkiye'deki ticaret sitedir mesela şu an hani Trendyol çok büyük mesela. Trendyol gerçi Alibaba'nın sayılır da. Hani mesela ya da Trendyol demeyeyim de Hepsiburada diyeyim daha şey olarak. İşte mesela Hepsiburada bir yani Amazon ne yapmış mesela? Oturmuş kendi altyapısını bir service provider olarak ortaya çıkartmış. Ayrı bir ürünleştirip ortaya çıkartmış. Mesela Hepsiburada kaç yıllık şirket yani. Hani Trendyol'dan çok 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 eski bir şirket yani. Hani böyle bir altyapısı var mı? Varsa da bunu koyuyorum ortaya ya da ben böyle bir şey yaptım diye. Hem nasıl olursa öyle olsun. Mehmet yani. Ali biraz önce şeyden bahsetmişti, onun background'ından bahsetmişti. SAN'ın çok pahalı olmasından dolayı hosting anlamında Amazon o yüzden giriyormuş AWS işine. Yani abi işte bir şekilde giriliyor yani neticede şimdi şeyin de Hepsiburada'nın da sunucu gideri var muhtemelen hani. Baktığınız zaman evet, bir şey giderleri var yani ve muhtemelen çok çok para veriyorlar yani hani Microsoft diyebiliyorum. Yani çalıştım hepsi burada da gerçi hala en son Microsoft'tu altyapısı komple.